Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı ve bu videoda Türk lirası hesaplarını bekleyen büyük bir tehlikeyi anlatacağım. Evet, ne yazık ki kayıplarınız büyük olacak, kaybımız büyük olacak. Kayıptan kastettiğim de para kayıpları arkadaşlar. Paramız kaybedilecek bir şekilde büyük bir kısmı gidecek. Ve bu nasıl olacak dediğimiz zaman, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimleri tekrar kazandığı bir senaryoda aslında ekonomi ne olacak sorusunun cevabını verdiğimiz zaman bu kayıpların da nasıl oluşacağı karşımıza çıkacak. Yalnız ben bu videoda hem benim meslektaşlarımın, YouTuberların, diğer uzmanların yaptığı seçimden sonra ekonomi ne olur kısmını çok daha fazla genişleteceğim. Kimsenin dillendirmediği ya da kimsenin aslında işaretleri birleştirdiğinde o sonuca varmadığı yeni nesil bir iktisadi buhranla karşılaştığımızı anlatacağım size. Yeni jenerasyon bir kriz var karşımızda. Ve bakın, bu eskilere benzemeyecek. Geçmişte anlattıklarımızı kastetmiyorum. Yeni nesil koşulları kendine özgü bir Türk tipi kriz var karşımızda. Ve bunun bedelini Türk lirası hesaplarınızdaki paranın büyük bir kısmını kaybederek bunun gitmesiyle ödeyeceksiniz arkadaşlar. Buna dair bir video olacak bu. Tabii ki ben burada daima rakamlara, verilere bağlı konuşurum. En son ayın 22'si ya da 23'ünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor vardı. O raporda Türkiye'de toplam borç stoğunu gösteren bir Excel var arkadaşlar. Bakın, onu alalım. Hem onu hem de diğer verileri yan yana koyduğumuzda, güncel rakamlar bunlar. Bunları yan yana koyduğumuzda neden yeni jenerasyon bir krizle karşı karşıya olduğumuzu çok net bir şekilde göreceğiz. Ve bu kayıpların neden gerçekleşeceğini siz de anlayacaksınız. Şimdi kısaca hemen o tabloya bir bakalım. Hazine ve Maliye'den aldım. Onun üstüne açıklamalar yapmaya, yeni bilgiler vermeye başlayacağım. Değerli arkadaşlarım, karşınızda gördüğünüz Excel tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldık. Ayın 22'sinde yeni bir tablo yayınlandı. Nedir? Merkezi yönetimin toplam borç stoğunu gösteriyor. Şimdi bakın, bu Excel'de aşağıda gördüğünüz yıllar, 2018 yılına geldim. Toplam borç stoğunu göstereyim size. Bakın, şurada sağ alt köşede 1 trilyon 67 milyarlık bir borç var. Ne zaman? Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde, verin kardeşinize bu yetkiyi, görün etkiyi dediğinde 1 trilyonluk borç var. 2004 yılına gidelim, daha geçmişe gidelim. 2004 yılına gittiğimizde, işte AKP'nin iktidara geldiği 2 yıl falan olmuş, 316 milyar. 316 milyarlık bir borç var. Ve şimdi 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde 1 trilyon 67 milyarlık borç varmış. Peki 2019'da ne olmuş? 2019'da 1 trilyon 329 milyar. 329 milyar artıyor. 2020'de 1 trilyon 812. 2021'de 2 trilyon 747 milyar. 2022'ye dönüyorum arkadaşlar. 4 trilyon, 4 trilyon. Dile kolay 4 trilyon arkadaşlar. Bakın şurada belki görünmeyebilir. Birazcık büyüteceğim şöyle. Gördüğünüz gibi 4 trilyona vuruyor 2022'de. 2022'nin sonunda 4 trilyon. 2023'e geldim. Arkadaşlar, 2023'ün Ocak, Şubat, Mart ve Nisan rakamları var, değil mi? Nisan ayına bakıyoruz. Nisan ayında toplam iç dış borç toplamım 4 trilyon 588 milyar şeklinde, bakın şurada karşımıza çıkıyor. Yani bu o kadar anormal bir artış ki, sizin 2022'de 4 trilyon olan borcu 4 ayda üstüne 588 milyar eklemeniz demek, muazzam bir faiz ödemeniz demek, sizin ekonomi yönetimini bilmediğinizin çok net bir göstergesi demek. Yani şimdi bu rakamı niye gösteriyorum? Benim Konya'daki, Kayseri'deki, Kars'taki, Sinop'taki vatandaş kardeşim,
bakıyor devlet mekanizması dönüyor. Ama bu muhalefettekiler de eleştiriyor. Ya dönüyor da bak güzel kardeşim böyle dönüyor işte 4 trilyon 588 milyar bir borç yapılmış. Muazzam bir borç ve borç da anormal artıyor. 2022'de 4'müş. 2021'de 2.7'ymiş. 4 ayda 600 milyar borç almış. Bu devlet çarkını böyle döndürmüş ve toplam borcu da 4.5 trilyona çıkarmış. Dolayısıyla evet bir şeyler yürüyor gidiyor olabilir. İnsanlar kafelere gidiyor, oraya gidiyor, yemek yiyor vesaire falan filan. Ama kamunun girdiği borç yükümlülüğü muazzam büyük ve bunun bize seçimlerden sonra çok ama çok acı bir şekilde yansıması olacak. Yeni nesil bir krizi test edeceğiz hep beraber. Nedir bu? Şimdi bunu size tek tek anlatayım. Değerli arkadaşlarım, tabloyu gördünüz. Şimdi tablo gerçekten sıkıntılı bir tablo. Niye? O borcun ana para ve faiz ödemesi var. Haliyle bakın bu ana para ve faiz ödemeleri seçimden sonraki dönemde bizim sırtımıza yığılacak. Ve rakam gerçekten çok korkutucu. Bir de sıkıntılı taraf şu. Kısa sürede, 4 ay gibi bir sürede anormal derecede sıçramalar var. Bakın artıştan bahsetmiyorum. Sıçramalar var. Borçtaki bu denli sıçramalar bir yerlerde bir şeyin ters gittiğini ve bunun karşılığında ağır bir ekonomik bedel ödeneceğinin işaretidir. Ve bunu da kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim. O faiz ve ana parayı biz ödeyeceğiz. Ve bakın yetmedi. Neden yeni jenerasyon bir kriz diyorum? Neden bu Türk lirası hesaplarımıza patlayacak diyorum? Bu Türk lirası hesapların arkadaşlar çok büyük bir kısmı gidecek. Bunlar için gidecek. Başlıklar halinde anlatacağım şimdi. Birinci başlığı gördük Excel tabloda. İkinci başlığa gelelim. Bakın. İkinci başlık ne? Bütçe. 382 milyar lira açık verdiğini önceki videolarda söyledim arkadaşlar. 4 ayda bu açık, 4 ayda. Bakın borç deli gibi artıyor. Borç artıyor ama açığı kapamıyoruz o borçla. Bakın çok kötü bir şey. Borcu arttırıp açığı kapatıyorum desem eyvallah. Borç sıçrıyor ama açık da sıçrıyor arkadaşlar. Yani aldığım borç açığı kapatmaya muvaffak olmuyor. İktisatçılar bunu görmüyor arkadaşlar. Bu gerçekten önümüzdeki dönemde bizim yeni jenerasyon krizimizin en önemli başlangıç noktaları, dönüm noktaları. Ve haliyle 382 milyar eksi 4 ayda diyorsak arkadaşlar bu 1 trilyona vurduğu zaman bunu siz kapatacaksınız. Nasıl kapanacak? Zamlarla kapanacak. Enflasyon oluşacak. Bu mekanizmayı artık çok iyi biliyorsunuz. Ve gelelim üçüncü bir başlığa, o da şu. Bugün kur yükseldiği için kur korumalı mevduat denilen bir bela var. Ve bakın bu aynen bir saatli bomba gibi. En son rakamı 2 trilyon 398 milyar ve 121 milyar dolarlık bir büyüklüğe karşılık geliyor. Şimdi bu 121 milyar dolar dolara talep olarak piyasaya aktığı anda Türkiye'de denge diye bir şey kalmaz. Zaten denge yok. Ekonomi diye bir şey kalmaz. 121 milyar dolar talep olarak piyasaya akarsa, döviz piyasasına. O yüzden bunun bir şekilde parça parça eritilmesi lazım. Ha, bu uğurda da ne yapıldı? Faizler serbest bırakıldı. Bu faizler yukarı gidiyor. Lakin bunun şöyle bir handikapı olacak. Şimdi bu 121 milyar dolar bir döviz piyasasına talep olmasın. Başımıza iş açmasın çünkü kuru yükselttiği zaman enflasyon hiper enflasyona gider ki ondan da kaçış yok ya. Neticede arkadaşlar faizin artırılarak kur korumalı mevduatın bir şekilde sisteme enjekte edilmesi, çözdürülmesi, nötralize edilmesi adına bu artan faiz işte bakın haberler geliyor tüketici kredileri %40'lara çıktı. Ondan sonra ticari kredilere baktığımda 40-50 arasında rakamlarda gidiyor geliyor. Benim sorum şu size bakın bu yüksek faizi alıp da kim kredi kullanacak ya da kullanırsa da bunun maliyetini ticari krediler adına söylüyorum dönüp vatandaşa yansıtmaz mı? Eski jenerasyon krizlerde, eski tip krizlerde daha doğrusu pardon,
Arkadaşlar bir tane değişken sıkıntıya girerdi, faiz kopardı, işte ona bağlı geçici bir efendime söyleyeyim dolar hareketlenirdi ama dışarıdan para gelirdi, dengelenirdi, düzelirdi. Ama şimdi bakıyorum her tuşa aynı anda basıldığı için seçimi kazanmak adına AKP tarafından bütün dengeler alt üst oluyor. Ve kur korumalı mevduat dediğiniz yeni bir bela var karşınızda. Eski krizlerde faiz çıkardı, kur çıkardı, tamam. Giderdin IMF'le standby'ını yapardın, düzeltirdin. Bir yılda mevzuyu toplardın. Ama şimdi böyle bir durum yok. Al sana bir de kur korumalı var. Yani hem dolarla uğraşacaksın. Doları tutayım derken bir canavar yaratmışsın. Kur korumalıyla uğraşacaksın. Sonra döneceksin faizle uğraşacaksın. Bakın. Yeni jenerasyondan kastım bu. Ekonomi yönetiminin mücadele etmek ve yenmek zorunda olduğu ve bu kafayla da yenemeyeceği bir sürü bozukluk var. Pıtrak gibi çıkmış ekonominin içinde. 121 milyar dolar. Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Ya bu doları zıplatacak, zıplatmasın diyorsan da ekonomiyi durduracak. Ekonomiyi durdurduğu zaman da yüksek faizlere neden olduğu için işsizliği patlatacak. 28'inden sonra görün siz reel piyasaları. Ve devam ediyorum. Ayın 24'ü itibariyle rezerv hesabı yaptığımda neyi görüyorum? 19 milyar dolar analitik bilançoda eksi var. 18 Mayıs itibariyle 60 milyar dolar swap var. Eksi 79 milyar dolar. Aynı şeyi söylüyorum belki ama 203 milyar dolar kısa vadeli borcun var senin. Ve işin kötü tarafı şu. Altında yeni hesap geldi. Bakın kağıt dolar gitti. Onun kaydisi gitti, koptu gitti. Sıra geldi kuru tutmak için 20'nin üzerine çıkan kuru tutmak için altınlara. Altınlar arkadaşlar 31 Mart'ta Merkez Bankası verisidir. 26,3 milyon troy onsken şimdi olmuş 18 Mayıs itibariyle 21,6 milyon troy ons. 4,7 milyon troy onsluk azalma var. Bunun Türkçe tercümesi Nisan'ın başından 18 Mayıs'a kadar 146 ton altın satılmış. Niye? Kuru dengelemek tutmak için. Tutabildin mi? Tutamadın. Geride ne kaldı? 21,5 milyon troy ons altın kaldı Merkez Bankası'nda. Ha şimdi o kaldı bir tek. Ye. Her şeyi yedin bitirdin. 70 trilyon dolarlık düzeltiyorum 70 milyar dolarlık özelleştirme gitti. Bu cumhuriyetin oluşturduğu bütün fabrikalar, taşınmazlar, değerler satıldı, kurumlar satıldı. Puf gitti. 128 milyar dolar rezerv gitti. 100 milyar dolar Suriye'de bataklığa gömdünüz. Ne o Osmanlı kuracaktınız? O gitti. 10 milyon tane de adam geldi buraya. Onlar gıda fiyatını, konut fiyatını, kira fiyatını yükseltti. Ben bunları bir de geri de göndermem diyorsunuz. Oh ne ala. Demek ki bunların fiyatı yukarı gitmeye devam edecek. Düz mantık. Ve bakın en sonunda gitti 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 altınlara geldi sıra. Evdeki gümüşlere geldi. Bu hesabı daha önce de yaptık. Şimdi güncel rakamı verdiğimde arkadaşlar 146 tona çıktığını görüyoruz. Yani ve işin kötü tarafı şu. Hani ben doları tutayım, kontrol edeyim. Nasıl tutacaksın bu dışa bağlı ekonomi modeliyle? Ocak-Nisan arasında mal dengesi eksi 43,5 milyar dolar. Demek istediğim şu, bizim rezerv havuzunu dolduran bir tane musluk var. Ama boşaltan 5 tane musluk var. Bu kafa değişmedikçe arkadaşlar bu rezervdeki eksi sonsuza kadar gider. Ve bu iş sıkıntılı. Niye kur yukarı gittiği zaman işte bu iş dönüyor enflasyona sebebiyet veriyor. Ve enflasyon demek sizin işte elinizdeki son kıymetlerin elden çıkması demek. Son paranızın elden çıkması demek. Ve bu enflasyonun yaratacağı etki bakın bütçe diyorum. Kur korumalı mevduata bir faiz bedeli diyorum. Rezerv ve yukarı giden kurun yaratacağı bir kur geçişkenliğiyle enflasyon diyorum. Çünkü şirketler 21, 22, 23'ten mal aldığı zaman ne olacak? Enflasyon olacak. Ve hep vurguladım. Yeni savunma hattımız 28, 29, 30 oralarda olacak. Ama savunmayı yapsan ne yazar? Yani orada arkadaşlar maliyetler yükselip enflasyon yarattıysa neye yarar? Ve
Diğer bir başlık, basılan para 1.1'den 2021'de 3.6 trilyona çıkmış 2023'te. Ve bütün bunlar yan yana geldiğinde işte üzerimize gelecek yeni haftayla beraber bir enflasyon dalgasını gösteriyor. Bu doğrultuda sizlerin Türk lirası hesaplarında kalan son tasarrufları artık sizi ne kadar götürür? Bu baskı altında ne kadar dayanırsınız? Orasını Allah bilir arkadaşlar. Ben toparlayacak olursam şunu söylemek istiyorum. Verilen bütçe ve rezerv açıklarının yerine konması doğru politikalarla bile Türkiye'de 2,5-3 yılı bulur. Ve bu 2,5-3 yıl sizi ezer. Ve bu iş döner o Türk lirası hesaplarınıza başvuruya gider. Ve bugüne kadar dişinizden tırnağınızdan artırdığınız her şey bu ağır enflasyonda elinizden çıkar. İkinci nokta şu. Bakın bu tablonun düzelmesi için AKP geldiğinde ya da Tayyip Bey seçildiğinde yeni bir hikayenin olması gerekiyor. Tabi buradaki senaryo ne? Seçimden Tayyip Bey'in çıktığı senaryoyu konuşuyoruz. Eğer yeni bir hikaye yazılmazsa işte yukarıda bahsettiğim, az önce bahsettiğim gerekçelerle büyük bir fakirlik dalgası, ekonomide, reel sektörde faizlerin artmasına paralel bir daralma ve bu ekonominin rekabet yeteneği yok yurt dışındaki firmalarla. O yüzden döviz kazanıp rezervi dolduramıyor. Arap, Afgan iş gücüne dayadınız sırtınızı. Düşük maliyet dediniz ama bu insanların yarattığı bir katma değer teknoloji de olmayınca satamadınız. Satamayınca çok para kazanamadınız. Rekabet yeteneğiniz gitti ve şimdi rezervler boşalıyor. İthalat ihracattan daha fazla çünkü. Türkiye yeni bir hikaye yazılmazsa küme düşer. Evet, yani orta segment bir ülkeden alt orta segment bir ülkeye düşer arkadaşlar. Ve bu yeni hikayenin yazılması sadece ekonomide rasyonel politikalarla olmaz. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı konularında iç ve dış yatırımcıya güven vermeliyiz ki an itibariyle eksi 79-80 milyar dolar olan rezervi biz dış sermaye ile doldurup kuru dengeleyebilelim. Bakın, ekonomi, siyaset, hukuk, insan hakları, saygı, sevgi, bütün bunlar birdir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. AKP'ye biz bunu anlatamadık. Bunu anlatamadığımız için ya ekonomi ayrı, siyaset ayrı, ekonomi ayrı, insan hakları ayrı, ekonomi ayrı, hukuk ayrı da ayrı. Öyle değil kardeş. Öyle değil. Bunlar bir. Bunları sen ayırıp birinde bir şey yapıp öbüründe bozduğun zaman İnsanlar korkuyor, güvenmiyor, gelmiyor. Haklılar da. Çünkü bir adalet dediğin zaman herkese adil olması gerekir deniliyor. Ve bakın bir önemli tespit şu. Yeni nesil bir jenerasyon krizi diyorum buna. Nedir yeni nesil? Geçmişte 2001 krizinde giriyordun, çıkıyordun. Niye? Sana geliyordu bir belli dış sermaye, rasyonel, akılcı politikalar uyguluyordun. Dış sermayeye güven veriyordun, içeriği korkutmuyordun, toplumu bölmüyordun, kavga gürültü çıkmıyordu, insanlar nefret etmiyordu birbirinden ve ülke hop bir yılda kalkıyordu. Şimdi artık bizim girdiğimiz bataklıkta bir toplumsal dinamikler bozulduğu için millet birbirinden nefret ediyor, karpuz gibi ikiye bölündü ülke. İkinci nokta, krizi uzattılar. Yani krize girip çıkmak için akılcı politikalar yerine krizi hep dondura dondura 2016'dan beri geldik buraya. Bakın 2016'da kredi garanti fonu Binali Bey başbakanken, ondan sonra sürekli rezerv yakmak, ondan sonra sürekli ölmüş firmaları kredi destekleriyle ayakta tutmak, sorunları iteliye iteliye 2023 Haziran'ına geldik. Ve bu geldiğimiz noktada buna sosyal alandaki bozukluklar ve dış yatırımcının güveninin bitmesini eklediğim zaman artık biz V şeklinde bir çıkış yapamayız. Bu yüzden ben buna yeni jenerasyon bir kriz diyorum ve biz burada dipte sürükleneceğiz arkadaşlar. Dipte sürükleneceğiz ve dipte sürüklenmeyi bu mantığı değiştirmediğimiz zaman, yani Tayyip Bey karar verip ben bütün bu sistemi değiştiriyorum demezse, Tayyip Bey'in kazandığı senaryoyu konuşuyorum arkadaşlar.
Burada biz dipte sürünmeyi, yani yüksek enflasyon, sefalet ve çektiğimiz acıları belli bir süre sonra kanıksayacağız ve diyeceğiz ki bu bizim yeni normalimiz olacak. Yani Pakistanlı'ya gidin şimdi, ya burası Pakistan, işte şudur budur diyecek, mutluyum diyecek. Ama Amerikalı baktığı zaman eyvah diyor, adam sürünüyor. Ama adam için o acı koşullar normal hale gelmiş. Bizim için de bunlar normal hale gelecek. Ve Pakistan oluruz arkadaşlar. Afganistan olmayız. Önce bir Pakistan oluruz, sonra Afganistan oluruz. Ve sığınmacılar varken arkadaşlar, bunda ısrar edilirken 10 milyon kişiyi hiçbir ekonomi kaldıramaz. Gıda ve konut fiyatları yukarıya doğru gider. Bu enflasyonu tetikler. Kiralık ev bulamazsınız arkadaşlar. Kanal İstanbul yapacağım derseniz, rant yaratacağım derseniz, Kahramanmaraş depremi geldi vurdu. Gelir bir de İstanbul depremi vurur. Ekonomi iyice mort olur arkadaşlar. Dolayısıyla mevcut sistemi Tayyip Bey'in değiştirmesi lazım. Mevcut bakış açısını değiştirmesi lazım. Ekonomide yeni bir hikaye yazması lazım. Eğer bu yeni hikaye, yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolarla karşımıza gelmezse, AKP tarafından gelmezse, AKP'nin kazandığı senaryoyu diyorum arkadaşlar, böyle bir durumda biz dipte sürüklenerek bir Pakistan olacağız ve bunu da normal hale getireceğiz ve bu krizden çıkamayacağız. Çünkü neden? Mücadele etmemiz gereken bütçe açığı, rezerv açığı, kur korumalı mevduat, toplumun bölünmüş yapısı, göçmen sorunu gibi problemlerle Türkiye'ye has yeni jenerasyon bir krizle muhatap durumdayız ve bu bizi dipte yıllarca süründürür arkadaşlar. Türkiye bölünmez, Türkiye parçalanmaz ama Türk ekonomisi yerlerde sürünür arkadaşlar. Bunun altında da hepimiz kalırız. Bundan sonrası için açıkçası diyecek bir şeyim yok. Ben bu vatanın evladı olarak bu devletin üniversitelerinde bedava okudum ve bunun borcunu ödedim size. Siz vergilerinizle beni okuttunuz. Ben halka bunun borcunu ödediğimi düşünüyorum. Bundan sonrasında artık takdir yüce halkımın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.